Haberin Doğru Adres Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mesajında gençliğin yarınların geleceği olduğunun vurgusunu yaparak tüm gençlerin ve milletin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mesajında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı atarak milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919'un esarete hiçbir vakit boyun eğmemiş, hürriyete tutkun Necip milletin yeniden ayağa kalktığı ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarih olduğunu belirterek 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderek başlattığı milli mücadelenin 99. yıl dönümünü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz dedi. Milletlerin tarihinde önemli milatlar vardır. 19 Mayıs 1919'da milletimizin şanlı tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. İşgal kuvvetlerine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde azim ve inançla başlayan bağımsızlık yürüyüşü, birlik ve beraberlikle aynı hedef ve idealler etrafında kenetlenen milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolü olan bu tarihten sonra bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her köşesine dalga dalga yayılmıştır. Aziz milletimiz bu mücadeleyle milli birlik ve bağımsızlığını her türlü bedelini ödeyerek tekrar kazanmış, gençliğine ve geleceğine böylesine bir cennet vatanı miras bırakmıştır. Geldiğimiz noktada gençlerimizin ecdadının topla, tüfekle ve aziz şehitlerimizin kanlarıyla koruduğu bu vatanı ilimle, irfanla korumaya devam ettiğini görüyor olmak ayrı bir mutluluktur. Gençlik bir milletin yarınıdır, geleceğidir. Nitelikli, bilgili, ideal sahibi gençlerimiz olduğu sürece geleceğe umutla bakabiliriz. Aziz milletimiz birlik ve beraberlikle her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir. Bu duygularla gençlerimizle birlikte aziz milletimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, şükranla anıyorum ifadelerine yer verdi. Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın ev sahipliğinde şehit aileleriyle birlikte Ramazan ayında mukabele geleneğini yaşatarak Allah'ın kelamının tamamını okuma, dinleme ve ona kulak verme şerefiyle hatmi şerif indiriyor. Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle camiler, evler bir kez daha Kur'an halkalarıyla şenleniyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın eşi Hasibe Yazgı, Kur'an ayı Ramazan'da hem düzenledikleri mukabele programıyla hem mukabele geleneğini yaşatıyor hem de şehit aileleriyle sohbet ediyor. Ramazan ayı boyunca mukabele programında bir araya gelen hanımlar hatmi şerif okuyor, bir yandan kutsal ayı ibadetlerle geçiriyor, bir yandan da toplumsal sorunları gündeme alarak Ramazan ayının bereket ve güzelliklerini paylaşıyor. Aksaray Belediyesi Anadolu Selçuklu dönemine ait 850 yıllık 2. Tarihi Kılıçarslan Hamamı'nda başlattığı restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Aksaray'ın kültürel zenginliklerinden bir tanesi olan ve Selçuklu dönemine ait bilinen tek hamam olma özelliğini taşıyan 2. Kılıçarslan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. 12. yüzyılda dönemin Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçarslan tarafından Ulıırmak kenarında çok ince tuğla işçiliğiyle yaptırılan tarihi hamam uzun yıllar asıl işleviyle hizmet etti. 1940-1941 yılları arasında zahire ambarı olarak kullanılan tarihi hamam 1964 yılından günümüze toprak altında kalmış, 2012 yılında Aksaray Belediyesi ve Müze Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle yeniden gün yüzüne çıkarılması için röle ve restorasyona yönelik temizlik ve kazı çalışmaları başlatılmıştı.
Özel mülkiyete ait olduğu için uzun yıllar restorasyon çalışması yapılamayan ve zamanla büyük oranda tahrip olarak küçük 3 kubbesi çöplüğe dönen hamamda başlatılan çalışmalarla toplamda 750 metrekarelik tarihi yapının restorasyon çalışmaları büyük bir titizlik içinde devam ediyor. Tarihi dokusuna uygun olarak yapılan projeye göre tarihi hamamda su deposu, erkek sıcaklık, kadın sıcaklık, erkek soyunma, kadın soyunma, eyvan oda, hol gibi toplamda 24 bölüm bulunmakta. Şehrin tarihi eserlerinin kurtarılabilmesi için titiz çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi, Aksaray'ın bir turizm kenti olarak anılması için eserleri kurtarıp turizme kazandırıyor. Aksaray Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde yaya ve araç yollarının düzenlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yenileme ve yeniden yapılan hizmetlerle vatandaşın daha çağdaş bir şehirde yaşaması için dört bir koldan çalışmalarını yürüten Aksaray Belediyesi, Ebu'l-Feyz Elçibey Caddesi'nde karo çalışması başlattı. Yaya ve araç trafiğinin rahat akışını sağlamak için altyapı çalışmalarının ardından asfalt zeminini sağlamlaştıran ve yenileyen belediye ekipleri caddede kara döşemesi yapıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karo, kilitli parke taşı, bordür gibi bakım onarım çalışmaları tüm şehir genelinde sürdürülüyor. Aksaray Belediyesi gece gündüz yol yapımından kanalizasyon çalışmasına, asfalt seriminden yeşil alan çalışmasına kadar bir dizi faaliyet yürütüyor. Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel etkinliklerle Aksaraylıları Ramazan Sokağı'nda buluşturan Aksaray Belediyesi, Hasan Dursun, Abdurrahman Önül ve Abdullah Beyhan gibi tasavvuf musikisinin ünlü isimlerini Ramazan Sokağı'na getiriyor. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında Aksaray Belediyesi Ramazan ayı programları, mahallelerde kurulan iftar sofraları ve sahne etkinlikleriyle konserler, tiyatro, meddah gösterileri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde iftar ve sahur vakitleri arasında Ramazan Sokağı'nda gerçekleşecek. Kültür Park Amfiteyatro'da kurulan Ramazan Sokağı'nda ilk iki akşam Hacivat Karagöz ve Meddah gösterileri devam ederken 19 Mayıs Cumartesi akşamı ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Hasan Dursun sahne alarak seslendireceği ilahilerle Aksaraylılarla buluşacak. Aksaray Belediyesi Hacivat Karagöz'ü, ilahileri, meddahı, çocuklar için birbirinden farklı eğitici programları ve daha pek çok güzellikleriyle bu yılda Ramazan ayı programları ve Ramazan Sokağı'nda kültürel ve manevi değerleri yaşatmaya devam ediyor. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.